Bu videomda sizlere taşma şamandırasından bahsedeceğim. Su taşma şamandırası diye geçiyor. Şu şekilde makinenin alt kısmına saca monteli. Neden saca monteli? Bakın şurada bir hortumumuz var ve burada bir hortumumuz var. Makine fazla su alırsa, çok fazla su ve seviye aşacağı için kapaktan su bu hortumlar yardımıyla cepler var. Bu kısma geliyor, buradan da alt kapağa birikiyor. Hem sağdan hem soldan bu su geliyor. Cepleri göstereyim. Kapağın hemen altında cep dediğimiz olay burası. Su seviyesi belli bir seviyeye aşınca contalar artık işlem görmüyor. Su da buradan aşağı iniyor. Ya da contalar delikse dışarı su kaçağı oluyor. O biriken su buradan şamandıraya iniyor. Mantık ne? Neden böyle bir şey yapmışlar? Mantık evi, mutfağı ve banyoyu selden korumak. Olay şu, alt kazana su birikince şamandıra yukarı kalkıyor, devre tamamlanıyor ve makine kendini sıkma pompaya alıyor. Yani içerideki suyu boşaltıyor. Bu sayede evi su basmıyor. Çünkü çalışmaya devam ederse alt taraftaki kapak da suyla dolacak ve evin her tarafı su içerisinde kalacak. Bazen makineyi çalıştırır gidersiniz, eve bir gelirsiniz, alt taraf göl olmuş, evi su basmış. Bu işlevini yerine getiremiyor demektir. Ya da çoğu zaman başa gelen bir şey, şu hortumlar kolay çıkıyor yerinden. Bu hortumlardan birisi çıktıysa akan su makinenin altından dışarı boşalır. Genelde arıza durumunda devreye giriyor bu. Bu devreye giriyorsa makine sürekli sıkma pompaya geçip içerideki suyu boşaltmaya çalışıyor. Alt kısımda sürekli su sızıntısı varsa bir arıza var demektir. Bir problemi gösterir. Nedir problem? Contalarda su kaçağı olabilir. Contalar özelliğini yitirmiştir. Üst kısımda bulunan su sayacımız arızalı olabilir. Ölçemiyordur. Makine çok fazla su alıyordur. Bundan dolayı şamandıra devreye giriyordur. Ya da girmiyordur. Evi su basıyordur. Yani bunun çalışması da çalışmaması da bir arıza göstergesi sayılabilir. Bunu da çıkarıp iç sistemini size göstereyim. Akılda bir şey kalmasın. Bu arada YouTube kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın. Bulaşık makineleriyle ilgili her türlü soruya soruna cevap vermeye çalıştım. Destekleriniz sayesinde var olmaya devam edeceğiz. Şamandıramızı söktük. Şurada çentikleri var. Dikkatli davranın. Kırmayın. Sistemi bu. Soketler buraya giriyor. Buradan bir metal sünger kısma giriyor. Bu şekilde de çalışıyor. Basit bir yapısı var. Olay bunun ve bunun üzerinde dönüyor. Gerisi kaplama zaten. Buradan ne sonuç çıkıyor? Bunu böyle alıp çıkarmayın. Yırtmayın. Bu böyle duracak. Bu kadar arkadaşlar. Umarım güzel, faydalı bir video olmuştur. YouTube kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.